Evet bir fonksiyon grafiklerinin yorumlanması ile ilgili bir sorumuz var. X6 ile 8 aralığında tanımlanmış bir fonksiyon için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Fonksiyonun minimum değeri x'i 5'tir demiş. Arkadaşlar minimum değer için eks'enindeki en alt sınıra bakıyorduk. En alt kısma. O zaman o da x'i 5'miş. Onun için birinci A şıkkımız doğrudur. 2 ile 4 aralığında f fonksiyonu demiş artandır. Peki 2 ile 4 aralığını inceliyoruz. Fonksiyon nereye doğru hareket etmiştir? Yukarı doğru hareket etmiştir. O zaman y değerleri arttığı için fonksiyon artandır demiştik. Fonksiyon azalan olduğu aralıklar x6, x2 ve 4 ile 8 noktalardır demiş. Peki x6 ile x2 aralığına bakalım bir. x6 ile x2 aralığı şurasıdır. Fonksiyon aşağı yönlü hareket etmiştir. Yani azalandır doğrudur. Peki 4 ile 8 aralığına bakıyoruz. 4 ile 8 aralığı da arkadaşım şurasıdır. Fonksiyon yine soldan sağa doğru aşağı yönlü hareket etmiştir. Fonksiyon burada da azalandır. Ee, peki fonksiyon nerede artandır? Eksi 2 ile 4 aralığında. Bakın burada hep yukarı yönlü hareket etmiş. Burada artan o zaman şu iki aralıkta azalandır. Yani bu ifademiz de doğrudur. X demiş 2 ile 4 aralığında fonksiyon sıfırdan küçük değerler alır demiş. Bak arkadaşım biz 2 ile 4 aralığında şuradayız doğru mu? E, benim fonksiyonum 2 noktasında sıfır olur ya da şu kısımlarda pozitif değerler alır ama sıfırdan küçük değer alamayız. Onun için D seçeneği yanlıştır.